Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Countries and Nationalities yani Türkçedeki karşılığı ile ülkeler ve milletler konusunu işleyeceğiz. Gördüğünüz üzere bir tablomuz var. İlk satırda country yani ülke, ikinci sırada nationality millet, üçüncü sırada language dil. Dördüncü sırada ise arkadaşlar flag yani ülkeye ait olan bayrağı göreceğiz. İlk sırada gördüğümüz üzere şanlı Türk bayrağımız var. Peki bayrağımız hangi ülkeye ait? Türkiye ait. Peki Türkiye'nin İngilizce karşılığı ne arkadaşlar? Turkey. Ben Turkey diyerek Türkiye şeklinde ifade ediyorum. Peki ben Türk demek için ne yapacağım? Yani nationality, milleti ifade etmek için Turkish diyeceğim. Turkish dediğimde ise Türk anlamını millet olarak belirtmiş oluyorum. Ve ben dilden nasıl bahsedeceğim Türkiye'nin dilini arkadaşlar Türkçe Turkish şeklinde. Evet nationality Turkish anlamında bakarsak Türk dil anlamında bakarsak arkadaşlar Türkçe şeklinde ifade ediyoruz. Bir diğer ikinci sıramda İngiltere'nin bayrağına geliyorum. England şeklinde ifade ediyorum. England İngiltere anlamına gelmekte arkadaşlar. Peki ben millet olarak bahsetmek istersem İngiltere'de yaşayan insanlardan ne diyorum arkadaşlar? İngiliz. Peki ben İngilizce nasıl sağlıyorum? English diyerek arkadaşlar. Ve konuşulan dil ne? English, İngilizce. Peki, diğer ülkelerinden devam ediyorum. Sırada Amerika bayrağını görüyorum. Amerika'dan ben arkadaşlar The USA şeklinde bahsediyorum the USA diyerek ben Amerika'yı ifade etmiş oluyorum. Peki Amerikan demek için ne yapıyorum arkadaşlar? Yani milletini ifade etmek için American şeklinde ifade ediyorum. Ve Amerika'da hangi dil konuşuyor? Ana dil ne arkadaşlar? İngilizce, İngilizce ise İngiliz şeklinde ifade ediyorum. Diğer sırada olan ülkem. İtalya. İtalya'dan ben Italian şeklinde bahsediyorum. Peki İtalyan demek için ne yapacağım arkadaşlar? Italian diyeceğim. Peki İtalyanın ana dilini arkadaşlar İtalyanca bundan da yine aynı şekilde İtalyan şeklinde bahsediyorum. Bir diğer tarafta Fransa bayrağını görüyorum arkadaşlar. Burada özellikle sınavlarda dikkat edin. İtalya ve Fransa bayrağı arasında arkadaşlar sadece yeşil ve mavi rengi oynamakta. Herhangi bir yanılgıya düşmeyin. Peki ben Fransa'dan nasıl bahsediyorum? İngilizce'de France şeklinde yani Fransa şeklinde. Peki Fransız demek için ne yapıyorum? French şeklinde bahsediyorum. Peki Fransızca demek için ben yine neyi kullanıyorum arkadaşlar? French'i kullanıyorum. Evet, devam ediyoruz. Diğer sayfamın ilk başında Germany yani Almanya'yı görüyorum. Ben Almanya'dan arkadaşlar İngilizce'de Germany şeklinde bahsediyorum. Peki ben Almanya'da yaşayan insanların milletini ne olarak bahsediyorum arkadaşlar? Alman diyorum değil mi? Ben bunu Alman anlamını İngilizce'de German olarak sağlıyorum. Peki Almanya'nın ana dilini arkadaşlar... Almanca ve ben bunu yine German ile ifade ediyorum. Bir altta İspanya bayrağını görüyorum. İspanya'nın arkadaşlar İngilizce'de karşılığı Spain. Peki ben Spanish dediğim zaman ne oluyor? İspanyol. Peki İspanyolca demek için ben yine neyi kullanıyorum? Spanish'i kullanıyorum. Ve Spanish diyerek yine burada ben İspanyolca'yı ifade etmiş oluyorum. Altta Yunanistan'ın bayrağını görüyorum. Yunanistan'dan ben İngilizce'de Greece şeklinde bahsediyorum. Greece Yunanistan anlamına gelmekte. Peki Yunanistan'da Yunan demek için ne yapacağım arkadaşlar? Greek diyeceğim. Peki ana dillerini arkadaşlar Yunanca. Ben bundan yine aynı şekilde Greek şeklinde bahsediyorum. Evet. Diğer ülkem Avusturya arkadaşlar. Avusturya'nın bayrağını burada görüyorum. Avusturya. Avusturya. Austrian. Avustralyalı. Avusturya şeklinde. Peki Avusturya'nın ana dilini arkadaşlar. Evet. German. Almanca ana dilleri arkadaşlar. Evet. Bir altta Japonya'nın bayrağını görüyorum. Japonya'dan ben İngilizce'de Japan şeklinde bahsediyorum. Peki Japonyalı, Japon demek için ne yapacağım arkadaşlar? Japanese şeklinde ifade edeceğim. Peki ana dillerin arkadaşlar Japonca. Ben yine bundan Japanese şeklinde bahsediyorum. Altta burada neyi görüyorum ben? Çin'in bayrağını görüyorum. Çin'den ben İngilizce'de arkadaşlar China şeklinde bahsediyorum. Çinli demek için Chinese. Çince demek için yine ben burada Chinese'i seçeneklerim arasına alıyorum arkadaşlar. Evet neyi gördüm? Russia yani Rusya'yı gördüm. Rusya'dan ben İngiliz arkadaşlar Russia şeklinde ifade ediyorum. Peki Rusyalı demek için ne yapacağım arkadaşlar? Russian şeklinde ifade edeceğim. Ve Rusça'yı yine ben ne yapıyorum arkadaşlar? Russian şeklinde ifade ediyorum. Diğer altta Avustralya'mız var. Peki Avustralya'nın bayrağı bu şekilde. Peki ben İngilizce'de bunu nasıl ifade ediyorum Avustralya'yı? Avustralya. Peki ben Avustralya'nın dediğim zaman ne oluyor arkadaşlar? Avusturya'lı. Peki Avustralya'nın ana dilini arkadaşlar? English. Yani İngilizce şeklinde bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi arka sayfamıza geçelim. Soru kalıplarımız varmış. Bir kişiye ülkesini sormak istediğimizde ya da birisi bize sorabilir. Karşımızdaki bir kişinin ülkesini merak etmemiz haricinde örnek veriyorum ben arkadaşımla oturuyorumdur. Herhangi bir kadın veya erkek kişinin ülkesini merak etmişimdir. Bunları nasıl sağlıyorum, nasıl soruyorum şimdi onlara bakalım. Soru kalıpları demişiz. Robert ve Ahmet'in konuşmasına tanıklık edeceğiz arkadaşlar. Ahmet'imiz burada almış Türk bayrağını bir kutlama yapıyor, geziyor diye düşünelim arkadaşlar. Tabi buradaki bayrağın anlamı aslında Ahmet'in Türkiye'li olduğunu, Türk olduğunu ifade etmek. Robert burada arkadaşlar Ahmet'e ülkesini sormak için ne diyecek? Where are you from diyecek arkadaşlar. Peki Ahmet de buna ne diyecek arkadaşlar? I am from Turkey diyecek. Peki önce ne yaptı Ahmet? Ay öznesini getirdi. Arkasından uygun olan en yardımcı fiilini getirdi ve from Turkey diyerek I am from Turkey diyerek ben Türkiye'liyim şeklinde ifade de bulundu arkadaşlar. Peki yine aynı şekilde size birisi where are you from dediğinde siz ne diyeceksiniz arkadaşlar? Yine I am from Turkey şeklinde bahsedeceksiniz. Burada Robert ve Ahmet örneği kafanızı karıştırmasın. Peki Arka sayfadan yine Robert ve Sion'un konuşmasına tanıklık edeceğiz. Burada Adel'imiz varmış. Adel arkadaşlar Adel'in ülkesi ne? İtalyan arkadaşlar. Peki Adel'den ben İtalyan şeklinde bahsedeceğim. İtalyalı şeklinde bahsedeceğim. Robert ne demiş? Where is she from? Bakın ben arka sayfada ne demiştim arkadaşlar? Where are you from demiştim değil mi? Burada değişen ne görüyorum ben? Where are you from? Aynı. R ve U. Burada ben U öznesi kullandığımdan dolayı R yardımcı fiilini seçmiştim. Fakat burada ben kadın bir şahısın, kadın bir kişinin ülkesini soracağımdan dolayı She öznesini getiriyorum ve She öznesinde iz yardımcı fiili kullandığından dolayı Where is she from şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki Sue ne demiş? She is from Italy o İtalyalı şeklinde cümlesini ifade etmiş ve cevabını güzel bir şekilde vermiş. Peki bu erkek bir şahıs olsaydı arkadaşlar ben sorumu nasıl soracaktım? Bu sefer ne diyecektim? Where is he from diyecektim. Çünkü he erkeklerde kullanılıyor. Where is he from dediğim zaman o nereli şeklinde bir soru sormuş olurduk. Cevabımızı verirken ise she yerine he is from Italy derdik. Örnek veriyorum. Evet buraya dikkat ediyoruz. Ve arka sayfamızdan devam ediyoruz. Ne demişiz? Robert, where are they from demiş. Evet, bunlar ne demiş? Burada ponçik bir Almanyalı çocuklar var. Evet, peki ben burada bunların nereli olduğunu merak ediyorum. Daha doğrusu Robert etmiş ve Suya demiş ki, where are they from? Bakın arkadaşlar yine burada ne oldu? R ve D değişti. Şimdi burada kişi sayısı birden çok olduğu için ben İngilizce'de birden çok kişiyi hangi özne zamiriyle ifade ediyorum? D ile. Peki D ile hangi yardımcı fiil geliyor? Var. Ondan dolayı ben burada where are they from şeklinde cümlemi ifade ettim. Cevap verirken ne yapıyorum? They are from Germany diyerek arkadaşlar Germany diyelim. They are from Germany diyerek onlar Almanyalı şeklinde cümlemi ifade ediyorum arkadaşlar. Peki Arka sayfamdan devam ediyorum. Ne demişiz? What is your nationality? Senin milletin ne? Şimdi country yani ülkelerden bahsettik. İlk sayfada ne demiştik biz arkadaşlar? Country nationality. Ülke ayrı, millet ayrı arkadaşlar. Şimdi burada ben milleti sormak için ne yapıyorum arkadaşlar? What is your nationality? Kalıbını kullanabiliyorum. Örneğin buna ne diye cevap verilmiş? I am from Turkish. Şeklinde cevap verilmiş. Bu da arkadaşlar. I am from Turkey deseydim Türkiyeliyim olurdu. I am from Turkish dediğim zaman ben Türk'üm anlamına çıkar arkadaşlar. Burada I am from French demiş. Yani ben Fransızım demiş. Ama burada I am from France deseydi ben Fransalıyım olurdu. Burada I am from French diyerek Fransızım şeklinde milletini ifade etmiş oluyor. Peki ben Türk değilim ya da ben Fransız değilim demek isteseydik ne yapacaktık? Çok basit arkadaşlar. Hemen M yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk ekini ekleyecektik. Ve I am not from Turkish diyerek ben Türk değilim. Ya da I am not from French diyerek ben Fransız değilim şeklinde cümlemizi ifade edebilecektik. Peki ne dedik? What is your nationality? Senin milletin ne? Yine aynı yola çıkan, yine aynı anlama gelen farklı bir soru kalıbına bakalım. What nationality are you? Sen hangi millettensin şeklinde de sorumuzu ifade edebiliyoruz. Yine cevaplarımız aynı. I am from Turkish diyerek ben Türk'üm. I am from French diyerek ben Fransızım şeklinde örneğimizi verebiliriz. Burada ülkelerle oynayabilirsiniz. İtalya yazabilirsiniz. Germany yazabilirsiniz. Yani örneğin I am from Italy deseydim. İtalyalıyım. Olurdu arkada. İtalyanım. Olurdu. O zaman ne yapacağız? İtalyan. Evet sizi denedim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Italian. Ben İtalyanım olur. Yine I am from Germany deseydim ben Almanım şeklinde bir örnek vermiş olurdum arkadaşlar. Evet nationality and countries yani milletler ve ülkeler konu anlamımız bu şekilde. Arkadaşlar anlamadığınız birer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından haberdar olmak için arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki İngilizce konu anlatımında görüşmek üzere.